Deniz abi günaydın. Hoş geldin. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le beraberiz. Ve şimdi Süleyman Soylu'nun açıklamalarını beraberce dinledik. Şimdi böyle çok yüksek tondan konuşuyor ya Süleyman Soylu. O zaman haklı mesela oluyor. Şöyle okunsa ya da şöyle söylese olmuyor mu? Hani olmuyor mu diye ben sana sorayım da sen de bir yorumunu yap. Ben niye Kılıçdaroğlu'na vurayım? Millet 10 seçimdir vuruyor, anlamıyor. AK Parti seçimle 34.5 ile başladı. Bir tek CHP yöneticisi çıksın desin ki biz araştırmalarda 24-25 puana ulaştık. Hiçbir araştırmada bu puanları göremiyorlar falan böyle hani bu ses tonuyla kendi anlatsa. Kendi biliyorsun. Ve şöyle hani şu sinirli bir el hareketi de var orada. Hani ya. Olmasa ya işte nasıl olur başlığımız? Memlekette öyle bir şey yaptılar ki ne kadar çok bağırırsan o kadar haklı görünüyorsun yani. O üslup meselesi. Yani üslup. Herkesin bir üslubu var. Ülkenin İçişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı gibi biraz böyle daha itidalli olması lazım. Yani yatıştırıcı, güvenli. Çok önemli bir makam, mevkide. Tabii. Yani bütün hepimizin güvenliği evet. Onun ona emanet yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenliği de ona emanet. Dolayısıyla İçişleri Bakanları, Dışişleri Bakanları, Adalet Bakanları biraz şeydir. Yani Cumhurbaşkanı gibi bütün genele hitap eder ve daha böyle sakin, sağduyulu, daha az politik olurlar. Ama Sayın İçişleri Bakanı herhalde liderliğe hazırlanıyor. Böyle çok ateşli ve hararetli konuşmalar yapıyor. Şimdi ben siyasetçi olsam, yani rakip partiden olsam, bu konuşmanın üzerine tek şey söylerim. Hodri meydan. Madem bu kadar güçlü hissediyorsun kendini, halk bu kadar perişan, gel seçime gidelim. Değil mi? Geçen hafta bunu konuştuk. Yani 15,5 puan öndeyiz. 15,5 puan işte güven öndeyse mesela Cumhur İttifakı. Gidersin seçime, mevzu biter. Bu tabii, ülke tabii. Bize bu görevi verdi. Ekonomi, ne bileyim diğer alanlarda, işte sanayide bir şey, bakarsın, bir şey yapacaksa biz yapacağız. Hala dersin. Seni istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bir test edersin değil mi? Bu işin tek bir şeyi var. İlkokulda ne diyorduk? Çarpmayı böyle şey yapmak için doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız? Sağlama. Sağlama. Sağlamasını yapmak için. Bu işin sağlaması basit abi. Koyuyorsun bir tane dikdörtgen sandığı. Ortasında da bir beni delik. Beni ilkokul yıllarıma kadar götürdün. Götürdün sağ değil ol abi. Şöyle sağ önlüğü taktım. Evet. Siyah önlüğü. Sen mavi mi giydin? Siyah yok mı? Abi siyahtı bizim. Sen de bizdensin. Yalnız o kolalı yani. Yakalar ne yakardı insanın? Sizde de olur muydu böyle kolalı olmaz mıydı? Olmaz olur mu? Abi inanılmazdı ya. Böyle insanın ensesini çizerdi. Şimdi evet. Öyle değil. Ne güzel çocuklarımız çok şanslı. Çok bulamazdık yakayı. Genelde yakasız giderdik. Nasıl? Niye? Ya öyleydi yani. Senin de tanıdığın... Örgüler falan olurdu abi. Senin de tanıdığın yani. Çok ünlü bir meslektaşımız erkek yaka bulamadığı için kız yakasıyla gittiğini anlatır sürekli mesela. Allah Allah. Evet. Şimdi ama neyse yani konuyu dağıtmayalım. Dağıtmayalım. Bu konu iş... zaten toplanmıyor ki Deniz abi. Allah'ını seversen yani tam siyaset böyle duruluyor, ekonomiyi konuşacağız. Hayda başka bir şey çıkıyor. Oradan büyükelçi çıkıyor. Oradan siyasette başka bir iddia, kulis bilgi. Konu ne zaman toplandı da ekonomiye geldi? Gelemiyor ki olsun, zaten. Olsun biz toplamaya çalışalım. Tamam hadi yani, toplamaya çalışalım. İşin özü şu. Gerçekten demokrasilerde en büyük çözüm seçimdir. Yani madem güveniyorsunuz kendinize, buyurun hodri meydan sandığı koyun. Bir de vatandaşa soralım kimi istiyor, kimi istemiyor diye. Öyle değil mi? Bu kadar basit. Ha seçim olur mu diye soruyorsan eğer, bence gelecek yılın Aralık ayından önce olmaz. Aralık'ta da seçim yapılmaz. Yani çünkü kampanya yapılmaz. Yani yapamazsın yani kış koşullarında nasıl yapacaksın? Doğru. Bugün seçim yasası... Sonbaharı 2022. Ama şöyle düşün, bugün seçim yasasında değişiklik yapsalar... Hiç yapmazlarsa? Yapmazlarsa %10 barajla giderler, o da birilerinin içine gelmez yani. Yani birileri o %10 barajın bedelini öder. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nden bir karar bekleniyor mu bu Cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle ilgili? Yok zannetmiyorum. Orada YSK bence belirleyici. YSK'nın da tavrı ortada yani. İstanbul seçimlerinde görmüştük. Deniz abi o zaman şimdi hani seçim olur mu olmaz mı? Sen bir kere 2022 Aralık yani olmaz. Barajı %7'ye bıraktın zaten. Şimdi dediler ya barajı %7'ye düşüreceğiz. Seçim yasasını değiştireceğiz. Evet. Barajı %7'ye düşürürlerse onu uygulayabilmek için
üzerinden, yani o yasanın kabul edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçmesi gerekiyor. Yani 15 Kasım'da değiştirseler gelecek yıl 2022'nin 15 Kasım'dan önce seçim olmaz. Ve ben Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında çok seçim yapabileceklerini de zannetmiyorum. Yani koşullar nedeniyle, yani ulaşılamayan köyler oluyor doğuda, güneydoğuda, yüksek yerlerde. Onun için de Haziran ayına kalır diye düşünüyorum. 2022 Kasım'ından önce bir seçim olmaz diye düşünüyorum. O olmayınca da 2023'e geçiyorsun. O zaman da zamanında yapılır yani. Deniz abi, şimdi hani siyasetçiler, onlar sokakta tebdili kıyafetle sokaktayız denilmişti. Şimdi hani herkesin bildiği kıyafetle, bilindik kıyafetlerle iktidarla muhalefet karşı karşıya gelmiş. Onun görüntüsüne geçeceğim ama Murat İde, sevgili Murat İde gazeteci, kendisi aynı zamanda Meral Akşener'in de yakın kurmaylarından birisi. Bugün İrfan Yeni Çağ gazetesinin ilk sayfasında var. Hatta o haberi de bir geçmiş olsun diyelim. Hem geçmiş olsun diyelim. Bir kalp operasyonu. Evet. İşte orada operasyon öncesinde işte kızı orada, yakınları orada. Polis gelmiş kapıya. Nedir, bir paylaşalım. İde'nin yoğun bakımda ifadesi alınmak istendi. İyi Parti lideri Akşener'in basın danışmanı ve yazarımız Murat İde kalp ameliyatına girdiği sırada yoğun bakımın kapısına savcılık talimatıyla ifade için polis geldi. Polisleri de İyi Partililer ikna etti deniliyor haberde. Yoğun bakımda ifadesi alınmak istendi Murat İde'nin. Murat İde'ye de geçmiş olsun yani, diyelim. Böyle bir gariplik. Murat adam mı öldürmüş? Hırsızlık mı yapmış? Bu kadar alelacele hastaneye gidilecek ne varmış? Cinayet mi işlemiş? Ayrıca sürekli seyahatte. Mesela bir yani, yurt içi seyahatinde otelde muhtemelen hemen bulabilirlerdi. Bir yazısından, ben de adres göstermişim gibi oldu Murat abi ama. Muhtemelen bir yazısından dolayı açılmış bir soruşturmadır. Yani bir ifade özgürlüğü meselesi. Ya bırakın ya, gidin katillerin peşinde dolaşın. Yani bu nedir ya? Mektup şey yazarsın, telefon edersin, gelir ifadesini verir. Vermemiş mi yani? Kaçak mı, şey mi? Nedir ya? Bunu hakikaten bundan kurtulamadık ya. Şey diyorlardı ya, artık sabahın 5'inde otelde kapınıza polis dayanmayacak. Evet. Ama işte yoğun bakımın şeyinde yargı reformunda konuşuyoruz biz mecliste. Tabii tabii. Böyle çok yoğun konuşuyoruz tabii. Yargı reformunda. Yani Sayın Adalet Bakanı bunlar için çok mücadele veriyor ama şu anda gördüğüm kadarıyla Sayın Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı yapabilmek için de çok mücadele veriyor. Oo. Yani öyle bir ağır bir laf. Yok, tespit yaptım. Ağır bir laf değil. Bilemiyorum. Yani ben Ankara'yı takip Sayın ediyorum. Sayın Bakan yanıt vermek isterse oradan bir de pencere açıyor. Sayın Bakan yanıt vermek isterse. Yargıda olup bitenleri takip ediyorsun. Evet. HSK'da olup bitenleri takip ediyorsun. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor. Adalet Bakanı çıkıyor. İtiraz cümlelerini söylüyor. Adalet Bakanı'nın cümleleri tanımıyor. Onun ötesinde daha başka şeyler atamalar, var. Atamalar, İstanbul terfiler. Grubu deniyor. İşte doğru. Avukatlar deniyor. Tarifelerden söz ediyorlar. Ne fena yani, tarifelerden. Şimdi böyle bir ortamda Adalet Bakanı da Adalet Bakanlığı yapmaya çalışıyor. Hep böyle yargıyla ilgili önemli mesajlar veriyor ama uygulamaya geldiğinde bu tür sorunlarla karşılaşıyor. Abi sana bir haber okuyayım mı? Gazete Pencere'de İrfan. Bir Erdoğan, bir Orban yok. Bir dargın, bir barışık olduğu ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı üzecek hamle. Biden'ın 107 ülkeyi davet ettiği demokrasi zirvesinin listesi medyaya sızdı. Her fırsatta bizdeki demokrasi batıda bile yok diyen Erdoğan'ı ABD Başkanı Biden'ın demokrasi zirvesinde istemediği ortaya çıktı. Bir başka isim de Macaristan lideri Başbakanı Viktor Orban imiş. Onlar bizi istemiyorsa biz onları hiç istemiyoruz cümleleri mutlaka gelecektir ama böyle bir haber var. Onu aktarmak istedim. Yine hafta içinden İrfan seçtiğimiz önemli bir bilgiydi. Yine bir tespitti. Hukukun Üstünlüğü Endeksi ve Dünya Sefalet Endeksi, bir rapor var orada. Şimdi bu kadar Deniz abi konuşmuşken dünyada biz acaba neredeyiz? Sıralamaya bir bakalım istersen seninle birlikte. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 1 Danimarka, 2 Norveç, 3 Finlandiya devam ediyor. Türkiye nerede derseniz, Türkiye Kongo'nun hemen üstünde 117. sırada.
Dünya Sefalet Endeksine baktığımızda ne Kongo'yu bıraktık, ne Gabon'u bıraktık, ne de Namibya'yı, bilemiyorum Namibya'yı haritada bulabilir misiniz? Ama Namibya'yı geride bıraktık.